Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Nintendo açıp Nintendo yapacağız. Squishy. Tamam arkadaşlar, direkt yırtayım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu yapmak için yani 30 dakikadan birazcık fazla sürdü. Burası arkadaşlar arkası ve squish. Burası da ön kısmı arkadaşlar. Güzel mi? Tamam, bunu kaldıralım. Arkadaşlar bugün bir sonraki videoda bunu yapacağız. Şimdiki videoda bu Nintendo'yu yapacağız. Bu Nintendo, bakın, sinema rolü. Kesmeye başlayalım. İşte arkadaşlar böyle oldu. Tatlı mı? Arkadaşlar ya çok tatlı. Patileri de bayağı gerçekçi. Sıra bunda. Bu arkası çok tatlı. Hemen keselim. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Doğrusu böyle squishler falan yapıyorsanız içine kağıt koymayı kesmelisiniz. İçine en çok peçete koyunca yumuşak oluyor. Benim arkadaşımda bir tane Nintendo var. Ama o normal böyle. Böyle sinema rol, Pikachu falan öyle değil. Hiç öyle olmadı zaten. Bu galiba Japon, Çin falan. Neyse. Şöyle olacak arkadaşlar. Şimdi ben gidip peçet alayım. Evet arkadaşlar, hemen bu kadar fazla gerekiyor. Çünkü bu bayağı büyük bir kuş ya arkadaşlar. Diğerine bundan fazla bile koymuş olabilirim. Arkadaşlar ilk önce bantlayarak başlayalım. Burada benim hazır bantlarım var arkadaşlar. Bir tane hazır bant alalım. Şöyle büyük bir hazır bant. Bakalım olacak mı? Şuraya bir koyayım. Tamam oldu. Böyle masanızın köşesine falan yapıştırıp yapabilirsiniz. Şöyle oluyor. Kitap gibi falan oluyor. Ama şurasını da yapıştır. Her yere yapıştır. En son burası kalsın. Ya da isterseniz burası kalsın. Ben burasını yapacağım. Çünkü burasını biraz yapmaya başladım. Evet. Diğer parça için böyle bir yer hazırlayın. Sonra alın. Masanızın köşesine gibi yerlere yapabilirsiniz. Sonra bantı çekip arkasına yapıştırdıktan sonra iki taraf açık kalıyor arkadaşlar. Sonra şöyle yapışsın diye. Şimdi arkadaşlar onun bir birazcık daha küçüğünü alıp masana ya yapıştırın ya da istediğiniz bir yere basın. Sonra aniden şöyle kıvırın. Birazcık daha bant aldıktan sonra en açık olan yere yapıştırın. Sonra buraya küçücük bir açığa bile yapıştırın. Yoksa büyük bir sorun yaratır. Şimdi burayı böyle yapın. Bakın şöyle kesin. Açık olan yeri kapatsın. Evet. Son olarak buraya peçeteleri dizmek. Bakın. Tamam. Buraya koyalım.
bir sürü peçete almıştım. Onları şöyle içine dolduralım. Ama makas yardımıyla. Şöyle ittirin. Bayağı içine girsin. Çünkü bayağı sokmamız gerek. Böyle direkt atarsak olmuyor. Her yere sığsın diye çok çok koyabilirsiniz. Tek tek koyarsınız ama daha çok sığıyor. Ben tek tek koymayacağım. İkişer ikişer koyacağım ki daha hızlı olsun. Arkadaşlar printer ses yapıyor. Tamam, şimdi buralarda hızlandırabilir annem. Bakın. Biraz daha peçete alıp geliyorum. İşte birkaç fazla peçete almış olabilirim ama size bunu göstermek için almışımdır. Çok, bu en güzel oluyor. Şöyle, tamam. Biraz daha getirdim. Oldu. Şimdi birazcık alalım. Birazcık bile değil galiba. Nintendo'mu yapmaya başardım. Şöyle yapıştırdıktan sonra çekin. Ve diğer tarafa doğru yapıştırın. Bu kadar basit şey yapamayanlar abone olsun. Yapanlar like atsın ki sayımızı bilelim arkadaşlar. Birazcık daha bant lazım. Şöyle. Arkadaşlar şimdi şöyle aralıklı kesikler atın ki kolay yapışsın. Hatta biraz şöyle yırtın makas kesemezse. Sonra diğer tarafı. Ama sizinkisi baya böyle yanlışlıkla baya yapıştırsın. Yapıştırdıysanız sonra diğer tarafı da aynı şekilde. Tamam arkadaşlar, şimdi aynı şekilde burayı da yapalım. Evet arkadaşlar, bitti. Çok güzel bir Nintendo ortaya çıktı. Siz de evde deneyip yapabilirsiniz. Ama içine isterseniz de pamuk koyun. Pamuk da daha yumuşak oluyor ama peçeteyle de deneyebilirsiniz. Arkadaşlar diğerini de bir tekrardan göstereyim. Ama bu daha yumuşak oldu arkadaşlar. İki tane Nintendo oldu. Ama bunun ekranı yani şarjı bitik diyelim arkadaşlar. Ve bunda çok fazla yok ama. Hadi birlikte oynayalım. Arkadaşlar bunu buraya bıraktım. Ya da bunu isterseniz. Bunu buraya bıraktım. Böyle herkes birkaç kere dokunup benimle oynayabilir. Ama arkadaşlar şu en güzeli ya. Ama bu da güzel. Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum.